Çakma kırıldı. Aziz Yetkin. Çakmağımı mı kırdın? Ya. Sonra değil, 38 lira o yenisi. Çok yaşa. Açıldı. Bu tür şeylerde bu çok önemli, boğazı ıslatmak. Tabii şey. Tabii. Tabii ki. Şey. Sünnettir zaten. Pardon. Narenciye notaları alıyorum. Kimin şeyini ne yapıyorsun? Narenciye. Elinizi şöyle yaptınız da hani... İşte yükseliyor yani şey, nota yükseliyor. Bir şeyini şey yapıyorsun sandım. İşte oktav yükseliyor. Narenciye yüksek. Ha, çam şeysi var biraz. Notası. Çam notası aldım mesela biraz. Şeyden. Şeyden. Mayiden. At yemi suyundan. At yemi suyu. Arpa suyu. Evet. Evet, anlıyorum. Evet. Bir saniye. Bir tropik çay da var. Yani çok altta çok ince bir fonda. Tropik meyve aroması ne demek? Mesela ne kadar karaktersiz bir yaklaşım. Yani tropik meyve aroması şey demek. Anadolu'da yetişmeyen. Dolayısıyla bizim... damak tadımıza şey olmayan, yaklaşık olmayan muhagır bir takım böğürtlenden şeyi böğürtlenden öte şeyi frekansı böğürtlenden yüksek ya da çok alçak bizim kulağımızın duymadığı meyvelerin şeysi demek, tınısı demek. Evet. Yani notaysa eğer konuştuğumuz şey bizim kulağımız duymaz. Evet. Ama bu, yani bu notalar hakikaten şeyde mevcut. Boğazımı da bayağı yumuşattı. Bir daha bakayım. Bir yudum daha şey yapın, duyun. Bakayım. Hadi ben de bir şey yapıp tanık olayım. Buradan. Daha çok böyle bir şey geldi mi? Bir mango. Ormansı mango. Mango. Şeftali mango. Tınısı geldi. Güzel bir içecek, boğaz yumuşatıyor. Evet, değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü burası. Değerli dostum Mete Onduk. Ben Kaan Çaydamlı. 2024 yılının 3. Evet. Yanılmıyorsam. Ya bir takım söylentiler var. Dördüncü bu. Siz daha önce bir şey yapmıştınız. Bizim yiyorsunuz. Ama yani o söylenti bunlar. Da yiyoruz ayrıca. Ayrıca da. Kime kalmış sizi yani? Yiyoruz evet. Ravum ya. Ravum. Ayrıca da kimi yiyelim? Kimi yiyelim evet. Birbirimizi mi yiyelim burada yani? Yani yok. Allah olacak iş mi yani? Yok. Yine değerli dinleyenler, 2024 yılının 3. nüshasında yine harika bir sonbahar, evet. Cuma akşamında sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi Kaybedenler Kulübü Salı ve Perşembe akşamları yayınlanıyor. Bunlardan bir tanesi canlı, bir tanesi cansız oluyor. Bir ya da kazasını bugün olduğu gibi Cuma günleri. Ya da Cuma yapıyoruz. Günleri. Kırılabilir. Bazen ikisi canlı, bazen ikisi cansız olabiliyor. Biri cansız da olabiliyor. Bu şey, tamamen bizim canımızın şeyine kalmış yani. Canına kalmış. Binaenaleyh, evet. Hoş geldiniz tekrar Acı Badem'deki yeni stüdyolarımızda. Evet. Ki aşağı yukarı stüdyolarında inşa ve yerleşme. Evet evet. Yani... Senin sonuna hızla yaklaşıyoruz. Önümüzdeki haftanın projeleri, tabii siz şu an göremiyorsunuz ama ben size anlatmaya çalışayım. Tavan bizim beton şu an. Beton deniyor değil mi buna? Beton sıvama, beton üstü. Evet, sıva. Kalekim. Bir
bir büyüğümüzün, Karaca büyüğümüzün dediği gibi, karşıdan karşıya eğer dedi sık gözlü ağ gerersek ve ses emici malzemeyi ağın üstünde bırakırsak dedi, birebir dört tane burayı toparlar dedi. Bu tarafı giydirmek için Erol Geygemen'in bir şeyi var, çalışması varmış. O da gelecek herhalde yakında. O da ses emici olacağını düşünüyorum biraz. Yani bence her türlü emer. Dolayısıyla da yani neredeyse son şeydeyiz. Construction. Yani. Evet. Devam ediyor. Bugün şu şeye bakalım. Evet, dönüyor. Yani evet. Dönüyor. Dönmemesi lazım. Toparlanır. Olur yani. Öyle şey, dert etmeyin yani. Söylediğinden. Yani. Sizi iyi gördüm bugün yalnız. Ben bugün biraz yorgunluk var bende. Mental. Hadi be. Mental yorgunluk. Canım kıyamam sana. Mental yorgunluk. Onun dışında iyiyim yani. Ya hayatımda çok büyük değişiklikler yok. Hala PYT'yim. Ne o yani. Bundan yıllar önce, hatta yakın yıllar önce olmayacak kadar yakın bir zamanda, babamın da dediği gibi artık hayal kurmanın bile anlamsızlaştığı bir yaşa doğru geldiğimizi düşünürsen her şey çok iyi demektir. Çünkü yani heyecan, bir şeye heyecan duymak, bir şeyi yapmayı planlamak için bence dünyadaki en acayip duygulardan bir tanesi kaygı. Çok tuhaf değil mi ya? Ama yani işte insanoğlu kaygıya müntesip yani. O ne demek bilmiyorum ama çok yakışacağını düşündüm. Yo, müntesip tabii, müntesip de aynı zamanda müntehasır. Müntehasır. Müntesir, müntesir de olabilir. Münhesir. 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 Münhesir, münhesir. Evet, evet. Öyle bir canlı. Müthiş bir canlı. Evet. Fakat yani kendini de, kendinde kaygı yaratacak şeyler yapmaktan koyamıyor. Kaygının çeşitli sonuçları var. Bir seks hayatınızı etkiliyor olumsuz yönde. Allah. Ki bu bizim için bir sorun değil. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet, anladım, şimdi anladım. Yani şimdi ben anladım. Bir şeye kaygılanacağım, seks hayatımı. Allah Allah. Yani olmayan bir şey niye... Niye kaygılanayım? Niye kaygılanayım? Daha doğrusu... Yani niye? O, yani. O zaman kaygılanayım. Yani. Ondan sonra binaenaleyle bir o kısma şey var, etkisi var kaygının. Evet. Kaygının yarattığı ciddi erteleme problemleri var. İyi. Erken boşanma. İyi. Problemleri var. İyi. Bu da iyi bir şey bence. Evet. Çok iyi bir şey. Yani dünyadaki savaşları bile sonlandırabilecek bir şey. Şey yani. Ya bunu lafını bölerek. Estağfurullah. Lütfen. Yani şöyle düşünelim. Ya erken boşalma yerine geç boşalma probleminiz olsaydı hayatınız daha mı şey olacaktı yani? Bence korkunç olur. İğrenç. Yani şu an zaten midem bulandı da korkunç şeye şey. Çıkamayacağım için. Lavaboya. Şey yapma. İstifra şey yapmamaya çalışıyorum. İstifra. Evet. Şu an. Daha mı hoştu yani? Geç boş oluyorum. Ha. Ya daha mı hoştu? Daha mı güzeldi yani? Yok. Daha mı? Değil olamaz. Hani başın tavana mı şey yapacaksın? Yok. Yani? Yani ilk yıllarda baktığımda kendimi görürdüm. Ağır. Ya, sonra şimdi aynaya baktığımda yani birini andırmaya başladım. Allah Allah. Fark ettim. Allah Allah. Biraz daha yaş ilerledikçe bir baktım aynada babam var ya. Yani. Allah Allah. Dolayısıyla aynada artık babanızı da görmediğiniz bir yaşa geldiyseniz her şey sakinlemiş demektir. Dolayısıyla o pencereden konuşabilirsiniz. Evet. Bunu tavsiye ediyorum.
Yani derhal yaşlanın yani. Bu da yaşlanmak için yaşlanmaya gerek yok. Ya tabii öyle yani. Evet. Gerek yok. Evet. Ya da hayır. Yaşlanmak için yaşlanmaya gerek yok. Yok, hayır, gerek yok. Hayır, gerek yok. Bu doğanın bize sunduğu iki paha biçilmez şeyden biri. Yani birisi bu, diğeri ise ölüm. Evet, o da yaşlanmaktan şey, yaşlanmak için yaşlanmaya gerek yoktan hemen sonraki. Evet. Yaşlanmaktan sonra yaşlanmaktansa yaşlanalım. Evet, hali. Hali. Yaşlanmanın. Yaşlanmanın. Yaşlanmanın hali. Öyle. Müthiş bir hal bence. Evet. Doğum yani, doğum kadar evet. Mucizevi. Evet. Doğum kadar toprağa yakın. Ama doğum kadar vahşi değil. Değil. Evet. Aksine. Doğumun aksine. Aksine. Aşırı insancı. Ve sakin. Ve sakin. Sakin bir hal. Evet. Evet. Değerli dinleyenler, bugün bize canlı yayında katılmak için Standart FM'in Instagram sayfası olan fm.standart'tan bir doğrudan mesaj atmanız yeterli. Telefon numaranız, adınız, ya da kendinize uygun gördüğünüz adınız ve mümkünse aradığınız bölgeyi yazarsanız. Bu çetrefilli halede abi, bunu istersen artık söyleyebilirim. Çok yakın zamanda son vereceğiz. Bir WhatsApp hattımız olacak artık. Yıl 2024 biz de hani o kadar da şey kalmayalım. Ya, geçen gün ben baktım, hakikaten bir müthiş bir buluş. WhatsApp? Evet. Bence de. Yani ben ya, Instagram kadar şey bir buluş neredeyse. Bir arkadaşıma şey yaptım. Mesaj mı attın? Yok, indirecek bana. Yani 3-5 artık dedim ya, 3-5 bir şey indir de. Size geçen gün ben de ablam İngiltere'de, bir baktım telefonumda böyle görüntülü şey var, bastım. Aa, ya karşılıklı konuşuyoruz görüntülü. Ya. Ha dedim, bu ne güzel bir şeymiş dedim ya. Ben sana bunu ilk... WhatsApp dedim. Ya WhatsApp de demişsindir. Adama WhatsApp dedirtiyor yani. O kadar çok şey bir buluş. Evet. Hakikaten çok takdir. Bence son yılların en önemli buluşlarından biri yani. Gerçekten ben de etkilendim. Evet. Etkilendim. Bulandan da şey yapandan Allah da. Gani gani razı olsun. Şey Allah iki çocuğunu, bilemedin üç torununu şey yapsın yani. Tabii ki her programımızda, her şovumuzda olduğu gibi Kaybana Kulübü'nün bu gecede üzerinde duracağı bir kısmı çok önemli. Üç temel konusu var. Evet. Konular sırasıyla hayat, kadınlar ve aşk olacak. Evet. Gece boyunca öncelikle giriş bölümünde hayat bir canlı, bir organizma olarak hayattan ne anladığımız, bunu nasıl ele aldığımız, bu hayatın içerisinde biz tabii erkekler olarak, erkekler tarafından konuştuğumuz için kusura bakmayın, bu yani programımızın bir yapısı gereği kadınları nerede tuttuğumuz, bunu siz biz konuşurken ters de çevirebilirsiniz. Yani işinize geliyorsa. İşinize öyle geliyorsa. Sonrasında da erkekler ve kadınlar, erkekler ve erkekler, kadınlar ve kadınlar ve hayvanlar arasında nasıl isterseniz yorumlayabileceğiniz aşk kısmına daha böyle light, hani programın şeyi gitsin, o ciddiyet dağılsın diye bir sonuç bölümümüzde bir aşk şeyimiz var. Hatta birkaç aşk hikayesiyle de tabii. Bunu daha anlaşılır kılmak, daha abi sen bugün şey yapmak önümdeki planımız var. Önümdeki metinlerde Dede Korkut masallarından bir aşk pasajı var. Daha erkek erkeğe bir aşk ama yani şey değil. Olsun, aşk aşktır. Ama aşk bugün aşkın gözü kördür. Ama benim değil.
Tamam yani. Yani ama sonuçta aşkın gözü kördü. Sen tabii. Sen aşk değilsin. Kim kime dumduma gibi bir şey. Şeysin. Evet yani. Şimdi tanış itibariyle hakikaten aşkın nereden, ne zaman ve kime şey yapacağı belli olmaz. Uzak durmak lazım. Burada şunu çok yeri gelmedi farkındayım ama sorabiliriz. Aşk bir insan hastalığı mıdır? Sizce? Yani hayvanlar alemine şöyle bir baktığımda beni tereddüde düşüren vakalar olmakla birlikte. Mesela güvercin. Mesela güvercin. Güvercin. Kral penguen. Kral penguen. Evet. Kral penguen. Ne kuşuydu o? Aşağı doğru kuşan, koşan. Evet. Ebabil mi? Yok değil. Sakka. Bir şey kuşu işte. Evet. Kuş. Genellikle kuşlarda bu tür vakalar daha çok dikkat çekici. Yani tereddüt uyandırıcı ama kuşların da mesela tavuklarda yok mu? Evet aslında tavuk da bir kuş. Tavuklar. Ama yani daha da öteye gidersek bunların hepsi dinozor. Bunu nasıl çözeceğiz? Evet. Öyleyse dinozorlarda aşk diye bir başlık açmak gerçekten çetrefilli. Ve çok makul değil gibi geliyor. O yüzden sorunuz neydi, ben onu unuttum. Ya bence zaten dinozor ve aşk yan yana koyunca şey Türkçe'de bile şey olmuyor. Ama yani burada sizde de genel olan yanılgıyı sezdim, çok affedersiniz. Yani aşk illa narin sevimli yumuşak, güçlü ama insancıl bir algı yaratıyor sanki. Halbuki öyle değildir yani aşk. İlla o görüntünün içinde olması gerekmeyebilir. Yani bir iki T-Rex ya da ne bileyim. İki T-Rex birbirini sevmiş olabilir anlamında mı söylüyorsunuz bunu tam? Şey aşk sonuçta pomp, yani temel hedefi pompa ve üreme olan kimyasal bir şey, süreç. Kimyasal tarafına katılıyorum. Ya. Şöyle bir şey var, yani coğrafyadan coğrafya mesela aşkın bence anlamı her coğrafyada farklıdır. Yani dinozorların Anadolu'da yaşamadığını varsayarsak. Evet. Aşk Anadolu'da. Bugünlerde mi? Genel olarak yani ben bu üçüncü elli yaşım benim. Evet. Bundan önceki dönemde rastlamadım ama zaten dinozorların bundan milyonlarca yıl önce diyelim yaşadığını varsayarsak 20-25 milyon kaç yılsa. Aşk ben Karadeniz. Yani orada Barış Manço'nun şeyine düşüyoruz biz. Yani sevda zaten karanlık bir şey. Ha. Yani aşk da karanlık bir şey o zaman. Bizim coğrafyamızda. Ha. Bizim coğrafyamızda her şey karanlık zaten. Şimdi niye? Ve tamam niye sormadım. Ya şimdi çok başka yerlere tamam, gidiyoruz. Sormadım. Ne ama sordun sor. Yani şimdi ben ne yapayım? Peki sorun. Ne yapayım ben? Tamam ne sorun. Ben sorun, sorun. Peki, neresinden tutayım? Niye? Tamam niye? Ya buna cevap vermeyeceğim. Çünkü vaktim yok. Tamam sormayayım dedim öyle işte. Öyle bir vaktim yok. Sormayayım. Sordun ya. Yani. Tamam niye? Soruyorum. Dolayısıyla cevap veremeyeceğim yani buna şimdi. Ya yani veririm. Darbesine veririm ama yeri değil yani. Yok değil zaten yeri burası değil şu anda. Yani şunu getireceğim peşine. Bizim coğrafyamızda yaşamadıkları için dinozorlar bir takım aşklar yaşamış olabilir. Olabilir. Evet.
Yani büyük dinozor aşkı diyebileceğimiz bir tamlamaya bile gelebilir. Ya ben tabii çok şey yapamadım. Bir de ya içtiğim şu serinin neticesi bu nedeniyle düzenli olarak çam iğnesi narenciye ve mango notaları damağıma çarptığı için. Dolayısıyla beyninizin şeyleri şey oldu. İçim mesela kararamıyor. Zaten şey olduğunuz için. Zaten yok yani o yudumu aldığım anda içimde bir hafiflik bir şey. Ama yani şunu söylemek isterim. Çok uzattık belki biliyorum ama. Yani sonuç itibariyle aşk. Ben hayvanlara dürüst biliyorum. Ben de evet. Çok dolaysız diyelim. Yani adına aşık demeden hani dönemi geliyor. Yapış. Yumurtluyor. İşte hormonlar, böbrek üstü bezler gerekli çalışmayı yapıyor. Özellikle yemek bollaştıyız. Yani yemeğin bollaşacağı dönem. Bağır döngüler. Sonra üçüne beşine bakmadan pompasını yapıyor. Tam bunun içinde aşk yok ama bunu kabul edebiliriz. Yani kabul edebiliriz. Ya da doğaya aşık var. Evet. Yani. Ya daha Yunus Emrevari. Yani evet. Daha Arizona, daha Colorado, daha... Ya Sufi, daha Sufi ya da Sofistike. Evet, ikisinden biri. Daha Semerkanti. Daha şeysi, evet. Şeysi. Missouri vari. Evet, daha şey. Evet. Öyle bir, hoşuma gitti. Öyle bir şeysi var, tınısı var. Gibi geliyor bu. Dolayısıyla da saygıdeğer dinleyenler, gece boyunca konuşacağımız konular aşağı yukarı bu civarda olacak. Bize canlı yayında katılmak isterseniz, ki bunu sadece birkaç dinleyicimizle yapabiliyoruz. Lütfen bize bir Instagram üzerinden bize direkt bir mesaj atınız. Instagram hesabımız fm.standarttır. Bu direkt mesajda lütfen adınızı. Pardon, beklettim sizi. Başkan geldi. Kapıya geçtim. Normal başkan geldi. Ne yapacağım başkan? Kaybedenler Kulübü burası. 2024-3 nolu. Nusra'yı dinliyorsunuz. Hatta bir dinleyenimiz var. Doğuş. Doğuş New York'tan arıyor bizi. İyi geceler Doğuş. Ya da size ne diyelim, iyi günler mi? Afternoon mu? İyi günler, daha iyi olur abi. Saat şu an tam 3:30. İyi. İşte, canlı bildiriyorum. Good afternoon. Evet, good afternoon. Şu ikindiye şey girmek üzeresiniz yani, yani aşağı yukarı. Doğuş, bir şey sorabilir miyim size? Tabii, buyurun. Sesimiz nasıl geliyor? Ben bir sorun yaşamıyorum. Evet, çok iyi, tamam. Teşekkür ederim. Yani buradan yani. New York'a gidiyorsa herhalde. Yani işte dünya çok küçüldü abi. Yani. Dünya küçüldü de. Yani, hakikaten yani. Bir zamanlar bir hatırlıyorum, hararetli globalleşme bir taraftarı olarak çeşitli nümayişlere katıldığını hatırlıyorum senin. Özellikle. Estağfurullah canım, ne nümayiş? Özellikle Oslo, Paris. Estağfurullah. Ve Belçika'nın başkenti neydi? Lahanasıyla meşhur bir yer. Brussels. Brussels. Lahanası var mı? Tabii, Brussels lahanası. O da kokuyor değil mi? Leş gibi kokar. Lahana sever misin Doğuş? Abi lahana... lahana severim galiba. Nasıl yani? Çiğ mi seversin? Yerim ama olmazsa da ölene kadar aklıma gelecek. Yani büyük mü küçük mü? Yani çünkü küçük 1 lira, büyük 5 lira mesela. Evet. Mesela New York'ta falan çok şey vardır. Bu Japon-Çin restoranları, udon restoranları falan filan. Onlar her şeye lahana koyuyorlar. Yani ana şeylerinden biri. Fukara yemeği tabii. Sonuç itibarıyla. Mesela oralarda yedin mi hiç lahana? Abi ya, bahsettiğim Japon restoranlarında her şeye koyuyorlar. Değil mi?
yani. Ama burada lahana yedim, evet yedim. İnanın ya pişirmedin herhalde değil mi? O açıdan soruyorum. Pişirmedin herhalde. Kokar çünkü. Ya kükürt temalı bir sebze olduğu için kükürt bazlı işte karnabahar gibi sarımsak gibi soğan evet, gibi. Evet, evet. O kokuyu, familya aynı familya. O kokuyu bıraktı. Yani mesela lahanadan alabileceğin notalar kükürt. Nota mı? Tabii kükürt direktse. Çünkü yani ondan herhalde bir lahana yiyip de ben bundan ne bileyim ben işte çam notası. Şimdi öyle deme ben, şimdi bir daha. Sanki bir daha. Hafif bir yanıksı karamelize. Ya anca. Bir şeysi. Anca böyle işte mesela turşu kuracaksın lahanadan. Turşu kurulur lahanadan. Onun içine... çam kozuluğu atacaksın. İşte sarımsak, çam kozuluk falan bir şeyler. Kereviz sapı. Kereviz sapı. Anca kereviz sapı başka notaları öyle oluşmuş. Yani lahana anca böyle yani. Lahana da hiçbir notaya ulaşamaz. Hayır bir şeyler koymadan notaya ulaşamaz. İşte evet. Lahana turşu. Lahana da lahana turşusu olur. Evet. Allah'ına olur yani. Şey de, kimçi de olur mesela. Evet. Acıyı da basarsın. Şey yapar. Ama nota alamazsın. Yani daha bilmiyorum New York'ta böyle mi? Ama bir, yani bir, bu taraflarda böyle yani. Lahanadan bir lahan notası çıkmaz yani. Çıkmaz. Yani. Kükürt notası çıkar yani. Doğru. Selülit hakkında ne düşünüyorsun Doğuş? Abi sesinizi bir saniyene kaybettim. Tekrarlar mısınız acaba? Selülit hakkında ne düşünüyorsun? Selülit yani. Abi yine duyamadım. Çok özür dilerim. Bacakta oluşan mandalinamsı şey dokusu. Narenciye dokusu. O da narenciye bir narenciye notası yani. Bunun sıkılaş çok sıkı iyi görünene biz fit selülit deriz. Evet. Bir de böyle lambur lumbur olan vardır. Ona selülit deriz. Bölgesel olanı vardır. Full olanı vardır. Mesela full selülit. Full selülit. Bunun hem bele kadar gelen, belden yukarıda devam edeni vardır. Ona leş deriz. Selülit deriz. Evet. Selülitler gördüğün gibi şeylere ayrılır. Her şey gibi kategorize edilebiliyor. Evet, duydun mu bu söylediklerimizi Doğuş? Evet abi gayet iyi duydum. Yani mayın tarlasında dolaşmaktansa açık bir sahil herkes tercih eder herhalde. Nasıl? Mayın tarlasında dolaşmaktansa açık bir sahilde yürüyüşü tercih ederim. Ya ben de tercih ederim açıkçası. Tabii yani. Tabii mayın tarlasında yani. Yürümeyi tercih etmek için hakikaten enteresan olmak lazım yani. Okey, inşaat mühendisiydin değil mi sen? Evet abi doğru. Ben de öyle hatırlıyorum evet. Ne yapıyorsun şimdi köprü bugünlerde? Köprü yap var mı New York'ta? Köprü yapacak yer kaldı mı? Abi şöyle yani New York'ta aslında köprü yapacak bir yer kalmadı. Ama ülke çok büyük. Yani evet. Hafızalarımızın almayacağı şekilde büyük bir yer Amerika. Ve her yerde mevcut köprüler var. Aslında altyapının yeniden oluşturulmasındansa var olan altyapının güçlendirilmesi, yenilenmesi evet. Daha büyük problem oldu. O yüzden biz de bu köprülerin canlı taşıma kapasitesini ölçüp evet. Buradaki eyaletlerin departmanından rapor getirir. İyiyse zaten herkes mutlu ama değilse orada işte sıkıntı var. İş orada başlıyor. Orada ekmek çıkıyor diyorsun o noktada. Aynen. Ha, bu hakikaten bir saçma bir şey. Yani dünyadaki bu gelişme, nüfus, teknolojinin her anlamda teknolojinin ve hızın yükselmesi bütün eski hesap yani ekonomik
mühendislik hesaplarını tekrar gözden geçirmeyi gerektiriyor. Ayrıca istatistikler de dağıldı. Yani mesela biz eskiden 100 yıllık taşkına göre baraj yapardık ama şimdi sıkışsa yap bakalım yani. Yani en az 500 yıllıklar üzerinden gitmek lazım. Ama yani 500 yıldır da taşkın ölçülüyor mu? Hayır, ben hatırlıyorum. Ben son 350 yıldır takip ediyorum bu konuları. Yani aşağı yukarı son 75 bilemedin 80 yıldır doğru dürüst ölçümleme yani, yapılabiliyor. Evet, evet. Dolayısıyla da burada yine amprik şeyler kullanmak gerekiyor. İşte abaklardı, şunlardı, bunlardı. Hakikaten sıkıntılı. Ama geçen gün biraz önce de dediğim gibi Mete'ye WhatsApp diye bir şey çıkmış yeni. İnanılmaz bir şey ya. Ya müthiş be. Acayip olay ya. Hakikaten onu icat eden yani iki torunu üç şeysi şey olsun yani. Geçen gün benim telefon patlak. Klavyesi bazen çalışmıyor. Bir arkadaşım dedi ki bak dedi şuna basıyorsun dedi. Senin Türkçen güzeldir dedi. Hmm. Ne söylüyorsan dedi senin yerine yazıyor dedi. Klavye olarak dedi WhatsApp dedi. İşte bak. Ya yürü ya dedim. Bak işte bak. Şu bak dene dedi. Allah'ın işi abi. Bastım. Bunlar şirk koşuyor şirk. Dediği gibi yazdı. Söylediğim her şeyi. Bir de mesela ben şimdi Kadıköy Türkçesi konuştuğum için evet. Tamam yanına geliyorum ya da yanına geleceğim diyorum o yanına geleceğim diye yazıyor. Çüş. Bak sen. Bak. Çüş. Bak şimdi. Yani bundan hakikaten akıl almayacak şeyler bunlar. Ancak şirk koşuyor bunlar artık yani. Dedim yani normalde mesela başkana desem ki başkan bizim telefon patladı bir tane bundan yenisi yok mu göndersen desem gönderir. İstemiyorum çünkü artık WhatsApp var. WhatsApp var. Konuşuyorum. Yazıyor. Bitmiş. O zaman demek ki. İş bitmiş. Sizin orada var mı WhatsApp? New York'a git. Abi bizim burada da var WhatsApp. Ya. Hadi canım sen de. Hadi be. Ciddiyim. WhatsApp yani. WhatsApp bro. WhatsApp bro. Batarıyor. What be? Batarıyor. Batarıyor. Isn't there is there? Isn't there is there? Ya. İngilizce konuşabiliriz doğuş şeyse yani. Hiç bizim İngilizcemiz iyidir abi. Benim bayağı şeydir. Full. Tabii sizin sen New York İngilizcesi konuşursan tabii biraz şey kalır. Kaba kalır be. Biraz kaba kalır. Şeydi, seks hayatın nasıl şeydi New York'ta? New York'ta seks yapılıyor mu? Yapılıyor ya? Mu hala da? Abi hala yapılıyor. Hadi canım. Çok enteresan ya. Bir söylüyorum yapılıyor. Dünyanın geldiği şeylere bak ya. Aynı her şey değişiyor ama bazı şeyler değişmiyor. Evet, ama bazı şeyler değişmiyor. Neyse ki değişmiyor. Bir de öyle şey yapıyor. Tarafından da öyle yani. Sürekli o da değişse onu da takip edemeyeceğiz. Bende OKB var. Obsesif kişilik bozukluğu. O ne be? OKB abi işte obsesif kişilik. Yani birkaç kişilik bozukluğu var. Hayır kişilik bozukluğu biliyorum da obsesif olanını şey yapamadım. Tam yerine koyamadım. Aşırı anlamında mı? Bir obsesif kişiden, OKB yani, obsesif kişilik bozukluğu. Bozuk yani. Onu anladım. Daha 3 tane daha var bende. Öyle dedi geçen gün. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'yü dinliyorsunuz. Değerli dostum Kaan Çaydamlı ve ben Mete Avunduk. Hacı Badem yeni merkez stüdyoda. 2024 yılının 3. nüshası için 1996 yılından beri canlı yayında icra etmekte olduğumuz Kaybedenler Kulübü programının bu akşamki metinleri önümüzde yine masanın başındayız gecenin başında
sözünü ettiğimiz 3 konumuz vardı: hayat, kadına ve aşk üzerine konuştuğumuzu. Aslında hayat parantezinde hafif maçomsu programımızın. Cinsiyetçisiniz siz. Biraz cinsiyetçi olan programımızın kadınlardan mecburen bahsettiğini. Aşkın yine bu cinsiyetçi duruş sebebiyle konumuz olduğunu da biraz şeyle ne diyelim ona? Sitayiş. Sitayişle belirtmiştik. Dolayısıyla epeyce şeyden bahsettik, aşktan. Bayağı yol aldık. Evet. Bayağı yol aldık. Bence bu kadar da yeter. Hatta bir dinleyenimiz var. Tuğçe hatta. Ama Tuğçe, ondan önce bize canlı yayında katılmak için ne yapmanız gerektiğini bir kere daha hatırlatayım. Son kez büyük ihtimalle Standart FM'in Instagram sayfasından, yani fm.standart hesabının hesabından direkt mesaj, evet, doğru, atarak telefon numaranız, adınız ve aradığınız yeri notlayarak canlı yayına katılma şansı elde edebilirsiniz. Bu bir şanssa eğer. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Tuğçe? Bu bir şans mı sence? Evet, bence şans. Nasıl mesela? Açabilir misin Tuğçe? Niye bir şans bu? Yani aslında kendimden örnek vereyim. Çok denedim. Daha sonra işte seçtiğim vakitte diye arama geldiğini fark ettim. İşte ilk defa bağlanıyormuşum bizi. Aslında şu an heyecanlandım. İyi bir şey. Şu an sizlerle konuşmak. İyi bir şey bu demek ki. Tabii canım, çok güzel. Ne var ne yok görüşmeyeli. Bir ne oldu, salatalıklar bitti mi yoksa hala daha veriyor mu? Hiç hatırlamayacağım sandım. Nasıl hatırlamam canım? Aynen, aslında tamamen kalktı diyebiliriz salatalıklar artık ortadan. Kalktı mı ya? Yani bizim şu anda yediklerimiz ne o zaman? Hıyar mı? Evet. Salatalıkla hıyar arasında bir fark var mı, yoksa bu sadece bir isimlendirme şeyim, yani bir tür olarak soruyorum. Kesinlikle isimlendirme, bölgesi olarak değişebiliyor. Daha kırsal bölgelerde hıyar olarak nitelendiriliyor ama genellikle salatalık turşusu. Evet. Salatalık yani salataya konulan. Bence de yani ben fikrim tam hakikaten söyleyecektim. Şimdi salata, yani Latin'den gelen bir laf. Salat yani. Öyleyse yani Türkçe, salataya konur anlamında. Yani Türkçe sek, değil yani. Sek yenmez anlamında olan yerlerde ona salatalık demişler. Bunun adı hıyardır. Bunun adı yani düpedüz. Düpedüz yerdir. Dedemden beri de yani öyle geliyor. Bunun adı hıyardır. Hıyar sınırım 50'ler civarı argoya kullanıldığı için insanlar onu kullanmaktan çekinmiş. Ben da çocukken hatırlıyorum. Hıyar dediğimizde oğlum öyle söyleme derlerdi. Bu da hıyara saygıdan aslında. Yani. Bence de. Yani bence çok acayip. Bir kere sebze kendisi yani. Aslında sebze dediğimiz şey pişebilir olmadı değil mi? Gerçi meyve de pişebilir. Pis bir şey ama. Çünkü domatesi sebze sayıyoruz maalesef. Bence domates bence bir lanettir. Yani bir çok işgalci işte çok tür yani. Çok pis bir şey. Biber gibi. Ya, yılan balığı gibi. Tabii, bir şey. Biber gibi bence amir. Yani toprak altıyla toprak üstünü ayırırken bir bel hizası gibi bir şey yapmaları lazımmış. Evet. Domates, biber. Bel altı yani onu. Belin hemen altı. Bel altı. Sebzeler diye ayırabiliriz. Domates, biber. Domates, biber ilk aklıma. Ama yine de kategori olarak mesela ben John Fante tövbe. Ya da Emmanuel Bukowski, tam hatırlamıyorum şimdi. Emmanuel Bukowski.
şey var, Karl Malone. Karl Malone. Karl Malone okuduğum. Karl Malone. Şey. Ama daha çok John Fante okuduğumda hep aklıma biber kızartması gelir. Çünkü her iyi yazar gibi John Fante de kendini yazmıştır sonuç itibariyle. Ama o biraz daha açık yazmıştır. John Fante'nin hep bir babası bir duvar işçisidir. Annesi de ev işçisi, ev kadını. Bir İtalyan aile. Ve eve her girdiğinde onu bir biber kızartması. O koku değil mi? Kokusu. Karşı. Bu nota falan değil yani, direkt bildiğin. Biber kokusu. Bildiğin biber. Ve inanılmaz bir şey. Ben çok severim mesela. Ay, evet, yani ben kızarmış biber. Yani bir yer, mesela salonda otururken bence her çağdaş mimaride bu düşünülmeli. Yani her, yani nasıl televizyon için, şunun için, bunun için belirli, bunu bizim Joe mimarlıkta da konuşmak lazım. Bu konuda da artık bir adım atsınlar yani. Hala atmadılarsa. Yani bence her salonun bir köşesinde bir küçük ocak, bir tava ve biber kızartma tezgahı. Evet, bir küçük biber kızartması. Yemek için değil. Yanlış anlamayın. Biber yenmez. Bir hayvan mıyız? Niye biber yiyoruz ya? Yani, inek miyiz biz ya? Süt yani. Sütümüz mü artsın? Biber yenmez. Böyle kızartıp güzel sos amir. Yani kremalı. Kremalı. Güzel kremaya girme. Krema. Şey yapacaksın da böyle. Domatesi tabii, gebertecan. Ya da hayır, bir süt ister biber şeye. Böyle kırmak bir için diyoruz. Ama ben çok gelenekselciyim yani, daha çok Orta İtalya kökenli olduğum için ben kuzey orta. Tamam, onlar da peynir basar. Peynir basar da mesela domates yaklaşmaz yani. Mesela bizim mutfağa. Mesela biz kestane unundan ekmek mayalarız yani. Mayalardık yani. Tövbe. Çarpılmayın da. Yenmez. Yenmez. Yok. Mesela bunları yapıp çöpe atacaksın. Tabii, ama kokusu. Bak işte. Ne. Yani bence çağdaş mimardaki en büyük eksikliklerden biri de bu noktada. Yani bana da bu fırsatı verdiğiniz için de kaybeden de. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Mesela bütün şömine ya da bizim fireplace dediğimiz yapılarda hemen bir kuzinemsi bir ızgara tezgahı olsa şöminenin bacaya yakın tarafında, orada at biberini, patatesini, patlıcanını gebersin. Bütün gün kokusun, sabah da çöpe at yani. Gebersin. Hani patlıcan falan geberttiyse onu çöpe atmaya gerek yok. Onu hafif şey yapıp biraz tuz yersin şöyle de. Hafif zeytinyağı biraz sarımsak. Yani. Yemek şart değil. Ya komşuya dağıtırsın ben. Yani bir şey yapmak sevap alırsın yani. Sevap alırsın. Tabii. Bugün yani aç doyurmak nereden baksan 7-8 sevap point eder yani. Tabii. Bakın Standart FM. Evet. Bakınız. Yılda kaç aç doyuruyor? Kaç? Bilmiyorum. Ya. Sayısız. Mühim olan bu. İyiliği yapacaksın, dönüp bakmayacaksın. Ya. Bir kuruş durumlar şeyde. Heyecanın geçti mi? Biz biraz evet. Dolandırdık. Hani sen biraz sakinleşti, laf çevirdik. Yo gayet iyi oldu. Geçti sayılır. Evet, güzel boş yapıyordunuz. Ben de muhabbete katılayım dedim. Boş yapmak bizim şeyimiz biliyorsunuz. En iyi yaptığımız şey yani. Bu arada şey benim dikkatimi çekti. Dediniz ya domates, sonra biber. Aklıma şey geldi şimdi. İşte kahvaltıda yapılan biberi biraz kızartıp sonra domates ekledikten sonra yine güzel kavurup kahvaltıda yenen bir alışkanlık var. Yumurtasız. Buralarda. Yumurtasız değil mi? Tabii, yumurtasız. Hafif sarımsak, bu zeytinyağı. Evet. Şimdi zeytinyağını bana da koysan yenir. Yani ben tabii canım. Yani benim bir kayık tabağı, aslında kayık değil de bir yat tabağı. Büyükçe bir tabak olması lazım. Büyük kayık tabağı. Mesela ben
Çok iyi terbiye olurum yani. Öyle düşünüyorum. Zeytinyağı. Zeytinyağında herkes terbiye olur. Bu arada az önce dedim ya hani süt müt. Aslında kastım biraz oydu. Böyle bir şeyi vardır. Amir. Boşnak usulü. Kaymakla yapılır. Süt mü değil mi? Krema. Yani kremadan kastım oydu. Süt kreması. Ekşi krema. Kırmızı biberi hafif öldürürsün şeyde. Evet. Közde. Evet. Kabuğu onun böyle şöyle sallayınca dökülür. Dökülür. Evet. Ne güzel. Onları işte. Alırsın. Kaymak. İsteyince nasıl güzel konuşuyorsunuz öyle. Kaymağı şöyle alıp şöyle sarımsak. Üstüne şöyle bir parmesan atarsan eğer İtalyan usulü olur. Öbür türlü kuzey şey olur. Kuzey İtalya. Kuzey, boşnak olur. Sırp olur. Hadi bakalım şimdi. Tabii aç erik rakısını. Bak. Aç erik rakısını. İnce ince doğra kurumuş şeyi. Hadi bakalım. Eti. Hadi bakalım. Eti koy şeyinin dilinin altına. Damağının üstüne hadi, yapıştır eti. Hadi bakalım. Ondan sonra yok efendim ben. Şöyleymişti. Orada da bilmem ne olmuştu. Ondan anlamazmışım da. Şey, boş ya. Konuşuyorsun. Boş yapıyorsun. Ben boş yapıyorum. Benim işim bu. Boş yapıyorsun. Tabii yani krema özellikle süt kremasının bağlayıcı özelliği vardır. Yani yemek teknolojisindeki en büyük problemlerden bir tanesi su ve yağ molekülünü bir arada evet. Tutma ihtiyacıdır. Yoksa yani berbat bir görüntü, kaynaşmayan bir lezzet yumağıyla yüz yüze geliriz ki bu boşanma sebebi olmuştur yıllarca yani. Yüzyıllardır yani. Tabii canım. Zaten insanlar kaç sebepten boşanır? Bir sulanmış sulanmış tarator mesela. Herhangi bir tarator. Çok pişmiş yumurta. Çok pişmiş yumurta maalesef. Maalesef. Sen söyle. Dibinde zeytinyağından çok sebze suyu kalmış salata. O ne be? İşte. Sen tabii hiç öyle boşanmamışsındır. Ama yani benim boşanan arkadaşlarım var. Bir kere benim de öylese başıma geliyordu. Son anda bu maydanozlar, rokatlar bunları santrifüjden geçirmeden şeye sakın koyma. Bak ben çıkarım dedim. Çıkarım derken? İçerideydim. Dışarı çıkarım. Çıkarım dedim. Ben şey yapmam. Yani çok haklı. Bir an gözümün önüne geldi. Hakikaten olacak iş değil yani. Hani hiçbir şey yapamıyorsan bari blender'a at. Biraz zeytinyağı koy. Su olarak içirsin. Yani bir püreye dönüştür. Yani. Ne bileyim hiç bilemedin. Köpük yap üzerine. At yani tabii. Şimdi tabii. Ondan sonra da bana ben evliyim deme yani. Bana diyor ki ben diyor av hayvanı yemem. Hadi canım. Ya sen dedim sen kimsin ya dedim. What are you deseydin ya. What are you? Adam what are you dedim de şimdi Türkçe'ye çeviriyorum. Sen kimsin ya dedim. Av hayvanı yemem. Sen dedim bu yediğin şeyler ne dedim. Ya dedi işte ben şunu yiyorum, bunu yiyorum. Bunlar dedim, sadece dedim, avlanmıyor mu dedim. Evet. Avlandıklarını sanmıyorum dedi. Evet. Güzel konuşuyorsun dedi. Evet. Yani tabii şu, ben tabii biliyorsun şeyim yani fanatik veganımdır ben. Biliyorum. Yıllardır. Biliyorum. Ya birkaç şey hariç sizin ben et yediğinizi görmedim. Yok. Ya birkaç şey. Av hayvanı. Ben yerim. Yerim. Çünkü av hayvanı yani. Yerim. Yani sütlü tatlı olsun. Yoğurt. Keş peyniri. Keş. Ama peynir şey sayılmaz bir kere. O fermente... Fermante şeyler sayılmaz. Yani peynir sayılmaz, zeytin sayılmaz. Ceylan sayılmaz. Ceylanın hiçbir türü sayılmaz.
duymaz. Domuz da sayılmaz şeyden. Domuzu hayvandan bile saymıyorlar zaten. Zaten ben onu söylemeye çalışıyordum. Yani domuz bir kere hayvan değildir. Bacon. Yani. Tabii canım, domuzu herhalde alıp evimizde besleyip kesip yemiyoruz. Yani. Bunu bacon olarak aldığımız için. Şimdi burada, hayvan... burada kafalar karışıyor bence. Ölmemiş. Yediğimiz her şey öldürülmüş. Belli yani sebeplerle. Avlanmış olması. Belli sebeplerle. Yani evcilleştirilmiş. Şimdi sen gelmişsin 6 milyar, 7 milyar, 8 milyar. Bak şu Çinlilerin haline. Yeah. Yani yemedikleri bir beni yemiyorlar. Ki o da hiç Çin'e gitmedim ondan. emin değilim. Yani. Yakalayamadıkları için. Emin değilim yani. Yani yaşamış olan her şey, yani kalori itibaren her şey, besin zincirinin içinde yer alıyor ister istemez. Dolayısıyla bu kadar milyar insan olmuşsun. Şimdi sen Arizona open otlaklarına kuzuları, koyunları, bizonları şey yapıp onları avlayıp şey yapacak halin yok. Dolayısıyla hani onları tabii ki evcilleştirip daha az hareket etmelerini sağlayarak etlerini yumuşatıp hiç hareket etmemelerini sağlayarak Kobe bifteği. Yeah. Şimdi Kobe bifteği dediğin şey kolay mı yetişiyor bu? Yok. Kaz ciğeri. Kaz ciğeri bir kere kazın içinde yetişiyor. Yani kaz dediğin şey kolay bir şey mi? Evet. Dolayısıyla yani buralarda hakikaten sıkıntılar yaşıyoruz bazı arkadaşlarla bu konularda. Kaz ciğerinin özellikle soğuk kahvaltılarda ben servis edilirken oda sıcaklığına oda sıcaklığına geldikten hemen sonra hafif taze nane, çok ince kıyılmış taze nane istediğimi düşünüyorum açıkçası. Sabah kahvaltısında. Tabii. Sabah kahvaltısı. Tabii. Kızarmış ekmeği üzerinde sürülecekse. Sürülecek. Yoksa. Çok Fransız bu yani ben. Estağfurullah, ne yoksa. Yani çok Fransız bence. Yani nane belki biraz hani dengeliyor Fransız. Yani. Damarı şey. Ben hiç kaz ciğeri yemedim hayatımda. Ya ben de yemedim de yenecekse eğer yani, diyorum hani eğer... Tercih ederim, öyle tercih ederim. Yani, yoksa kaz ciğeri ne yiyeceğim ben şey miyim? Sakatat yemezsin sen ben. Sakat mı ya kaz? Sakat diyorlar. Sakat deyip mi öldürüyorlar hayvanı? Amir bak şimdi. Gerçekten ben, hayatımda ilk defa sizden diyor. Bu kadar kaz yedim hayatımda. İlk defa sakatlandığını sizden duyuyorum. Bakın yıllardır bunu anlatmaya çalışıyorum ben bu mecralarda. Yani siz sesini... bence ördekle kazı birbirine karıştırıyorsunuz. Hayır. Ben hayatta sakat kaz yemem. Yemeyin zaten. Günah. Yok yemem de. Hayatta da yemem yani. Önüme şimdi getir. Yerim. Şu anda biraz aç gözüküyor zaten. Normalde yemem yani. Sakarya bölgesinde İznik Gölü'ne doğru çok iyi kaz ve sazan şeyde açık ateşte şömine de yaparlar. Allah şey yapsın, onlardan razı olsun. Aynı yöntemle yaparlar. Dolayısıyla yani önüne gelen kızarmış bir kazın sakat olup olmamasından sana ne bu noktada? Yani bu çok şey bir duyarlılık. Yok canım, belki yaşıyordur, ne bileyim, hani bana orada sakat deyince kızarmış, ölmemiş. Kızarmış. Kızararak sakatlanmış. Canlı istakoza hadi bakalım, istakoz. Şimdi istakoz, bunu geçtiğimiz yıllarda da konuştuk. Bir kere istakoz ve benzeri, VB. Hı-hı. Bunlar hayvan değildir. Sebze mi? Bunlar kabuklu dediğimiz balıkla hayvan arası bir modeldir. Bunları hayvan muamelesi yapmak
hem vejetaryanlığa, hem veganlığa, hem de bence ateizme. Evet. Ve evrim teorisine. Ve evrim teorisine komple ihanete girer. Evet. Bu kadar da şey yapmayalım. İnce şey yapma. Bu kadar derinle şey yapma. Peki ama yani ben tabii... Burası hendek mi? Tövbe yarabbim. Vallahi göstermeyiz. Ya burada... Çukura mı düştü? Nick Mara. Nick. Nick Mara. Evet, daha dinlenenler kaybedenler kulübü burası. 2024'ün 3 numaralı nüshasında değerli dostum Mete Onduk, ben Kaan Çaydanlı, sizlerle birlikteyiz. Standart FM'in yeni Acıbadem Merkez stüdyolarında canlı yayındayız. Bugün bize son artık dönemecine geldiğimiz nüshanın sonlarına doğru canlı yayına katılmak için fm.standart Instagram hesabına adınız, telefon numaranız ve nereden aradığınız, nereden dinlediğinizi yazarsanız böyle bir şansımız olabilir. Evet, siz diye dönebiliriz. Düşünüyoruz. Hatta bir dinleyenimiz var, Hafife. Hafife, Ankara. Evet, merhabalar. Merhaba Hafife, nasılsın? Görüşmeyeli. Daha iyiyim. Sizler nasılsınız? Biraz daha yaşlandık galiba. Şimdi Mete'ye şöyle bir bakıyorum ya, kadın, da. Ben sana şöyle bakıyorum yani. Yani artık seni gömsek mi diye de düşünmüyor değilim. Yani, yani daha mı huzurlu olursun onu da şey yapamadım yani tam. Birkaç yıldır bunu ben de düşünüyorum. Evet. Hala şeyden yarayım. Ya sonuna kadar şey yapmayın. Yani ne olur ne olmaz. Öyle düşünüyorsun yani bir taraftan evet, da. Yani. Yani evet. Ne olur ne olur ne olabilir ki? İşte ne olmaz. İşte. Ne olmaz. Ne yani. Olmaz. Evet. Ya bence doğru soru bu olabilir. Ne olmaz. Ne olmaz. Evet. Gel karşılaştık senle. Merhaba ne olmaz. Ne olmasın. Bak. Ya. Bak sohbet. Ya, al başladı. Sohbet al. Evet. Hafife. Efendim. Ne olmaz? Sesinizi çok az alıyorum, hiç duyamıyorum sizi, o yüzden anlayamadım muhabbetinizi. Muhabbet etmiyoruz ki. Soru sorduk. Ne olmaz? Doğru, ne olmaz yani? Ne olmaz? Ne olmaz? Şunu açabilirim. Şöyle daha iyi duyuyorsan. Nasıl şu anda? Daha iyi gibi. İyi, tamam. Harika. Güzel, tamam. What are you? Ne yapıyorum? Kafamın içindeki düşünceleri biraz böyle azaltmak için çamaşır suyuyla bütün evi kıtlıyorum diyeyim. Eyvah. Cinayet mi var? Evet, cinayet var. Yalnız yeni çamaşır suları o eski bildiğimiz hipoklorit kadar etkili değil yani dolayısıyla çok da emin olmamak lazım, daha profesyonel kimyasallar lazım. Vücut sıvılarından DNA alınmasının önüne geçmek için mi böyle bir şeye girdin, çabaya girdin? Bilmem. Çok yaşa. Hep beraber. Yani daha çok onun kokusuyla beyin hücrelerimi öldürmeye çalışıyor olabilirim. Hmm. Yani bu da bir cinayet. Orada bir şey de yapıyor, viski. Yeterince içerse viski de yapar. Zivenya diye bir şey vardır. Of. O direkt yani. İçmene gerek yok. Burnuna sür. Evet. Vücudu derine sürsen yeter. Şeyden yapılır. Üzüm küspesinden. Evet. Üzüm küspesinin fermentasyonu da elde edilir. Sabah mesaiye gitmem gerekmese onu da denerdim. Evet. Çok amaçlı bir içecektir. Motosiklette yakıt olarak kullanılabilir. Yüksek ateşli pozisyonlarda serinletici, sakinleştirici. Evet, doğru. Ateş alıcı. Ateş alıcı. Yani ateşin çok yükseldiği bölgelere ayaklarını oluşturacaksın. Onu ısıtacaksın. Ayak kulak memesi olabilir. Arkadaşlar. Kulak arkası normal olabilir. Meme ucunu da denedim ben. Çok işe yaradı.
Yangı olarak. Yangı olarak. Normal meme ucu ama. Normal insan meme ucu. İnsan meme ucu. Ben de üç tane. Ben üçüncü çıktı benim. Çok büyük şans. Ya iki de kalsaydı. Ben de öyle düşünüyorum. Üçüncü daha tam çıkmadı ama çıkıyor. Baş verdi mi? Baş verdi. Çıkar. Çıkar. Bu noktalarda kullanıyorum. Ne anlattığımı tam olarak hatırlamamakla birlikte. Öyle yani işte. Böyle yani. Ne yapıyorsun? Ya yani iş olarak neydi? Bir hatırlatsana bize Öfe. Ankara'da memurluktan başka ne iş yapılır? Ha evet. Ankara'da memurdum. Nasıl? Ben hatırlamıyorum. İşler nasıl? Çok kötü. Ya memuriyette işlerin kötü olması ne anlama geliyor? Onu şey yapmaya çalışıyorum. Yani toparlamaya mesai saatleri içerisinde yeteri kadar uyuyamıyorum. Yeteri kadar boş vakit geçiremiyorum bir yayım. Şey mi var? Yani memur azlığı mı var? Kadro mu verilmiyor son dönemde? Memur fazlalığı var diyelim. Yani o zaman birileri daha çok uyuyor. Evet, birileri daha çok uyuyor kesinlikle. Zor be. Her işin kendince bir zorluğu var yani. Yani uyuyamıyoruz. Kendinize vakit ayıramıyorsunuz öyle. Kendinize vakit ayıramıyoruz aynen. İş hayatı hakikaten. Ben de kendi iş hayatımda hiç mesela kendime vakit ayıramamışımdır yani. Şu an depresyona girdim ha. Onu fark ettim. Hemen fark ettim. Bak işte ne olmaz gördün mü? Ya, ne olmaz. Ya, ne oldum demeyeceksin. Ya. Ne oldum diyeceksin. Ya. Bu hayatta. Ne oldum demeyeceksin. Ragıp ne yapıyor acaba şu an? Ya bir takım tahminlerim var ama yayında bunu söylemek çok şey olmuyor. Bir hafife... Hatta bir kadın dinleyenimiz var. Hafife. Efendim. Çok güzel bir şarkı söyle. Sana çalalım onu be. Zor bir soru. Söyleyemeyeceğim. Tamam. Seçemem şimdi şu anda. Mırıldan. Islıkla çal. Ben benzerini çalarım. Ama olmaz. Yani ahizeye üflüyormuş gibi olur. Evet. Kötü çıkarsın. Tamam bir şey söyle çalmayalım. Ya yanlışlıkla onu çalmayalım mesela. Yani onu garanti. En azından onu garanti al. Birazdan. Sıradaki şarkıyı bana çalmayın o zaman. Sıradaki şarkıyı sana çalmayalım tamam. Aynen. Ha, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi fikir be. Standart FM'de Kayberner Kulübü'nü dinliyorsunuz. Değerli dostum Kaan Çaydamlı ve ben Mete Avunduk. 2024-3 ne olduğunuysa da yine Acıbadem stüdyolarında canlı yayındayız. Bu gece hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuştuk ve konuşuyoruz. Hala daha konuşuyoruz. Açıkçası bitmek bilmiyor yani. Çetrefilli. Belki de bitmesin. Çetrefilli konular yani. Belki de bitmesin. Yani. Sezgi var hattımızda. Onunla bir merhaba alışacağız. Sezgi selam. Selam. Selimiye mi hala da? Evet hala. Güzel. Bir sürede böyle gidecek galiba. Su sıcaklıkları ne hangi mertebede? Gece soğudu biraz. Gündüz sıcak. Su mu? Evet. Sen havayla karıştırıyor olmuyorsun. Yok, su. Dün gece denize girdim çünkü. Yani su bir sıcak bir soğuk olmaz. Yani suyun ısısının değişmesi havaya göre çok daha... Yavaş doğru. Olmalı. Ya yani ben mesela evet. Geçen gün Adrasan'da sudan çıkamadım. Yani dışarısı o kadar soğuktu ki. Yani.
O açıdan sordum yani. Bir de bir seyahat gözüküyor o taraflara. Önümüzdeki günlerde hani gitmişken denize girebilir miyiz diye biz erkek arkadaşlarımla geleceğiz. Kim kim? İşte sen, ben. Ha, belki başkan gelir. Ben suya girmem, okey oynanırsa her türlü otururum. Yancı olarak mı yoksa şey? Yok, ben bayağı oynarım diyorsun. Çat çut. Bayağı. Tabii. Taş tutar mısın? Taş tutmam. O zaman okey nasıl oynuyorsun yani taş tutmadan? Al ver, al ver. Al ver, al ver. Çok pis taş sayarım. Taşlar mısın? Taşlarım. Tiksindir. Tiksindirici derecede. Öyle tipler vardı. Çok gençliğimde hatırlıyor okey oynadığımız yıllarda. Yani adamın şeyi okey oynamak bitmek falan değil, taşlamak. Tabii yani. Tabii. Koltuğuna oturmayacaksın, öyle derler ona. Oraya oturmayacaksın. Senin sevdiğin bir şey, o masa oyunu var mı Sezgi, bilmediğimiz? Yönlerini öğrenelim. Bilmediğiniz yoktur. Ben şeye takıldım. Şimdi evet, su çok yavaş soğuyor ama dün gece ben suyu soğuk hissettim ya, eminim buna. Dışarısı da soğuktu ama. İşte o havada, havadandır o. Su da soğuktu. Ya suyun regl olmuyorsun. 3 gün var PMS. 3 gün nasıl var ya? PMS. 3 gün varmış. Olmadım daha. Hayır, o zaman ondan değil çünkü. Benim yani vücut ısım düştü o zaman. Yani şöyle, ben yani regl olduğumda çünkü yani bana da çok... Benim de öyle de yani 3 ila 5 denir yani 3 denmez bu kadar mı? Kesin yani takvimin. Evet, düzenli. Hayatımdaki tek düzenli şey olabilir. Amir, biz yaşlandık. Evet. Sen regl oluyor musun son dönemde? Yok, ben menopoz. Girdin mi? Baksana kan ter için. Çüş. Ya da kire menopoz. Girmedim, çıktım. Menopozdan da çıktım diye. Ay, baksana iyi. Komple çıktım diye. Yeşil ayakkabı giyiyor. Ben eskiden böyle ayakkabı falan. Bütün yazı terlikle geçirdim ya. Parmak arası. Tabii. Yok, parmak arası o kadar da değil. Hiç o kadar olmadın sen, evet. Tabii canım. Şahidim yani. Hiç o kadar olmadın, evet. Cem Yılmaz giyerdi parmak arası terlik. Abicim derdim, hani sen bugün Cem Yılmaz'sın ya, yapma hani. Ha? Ya şimdi gözünüz, yarın da Cem Yılmaz yani. Değişmiyor yani. Doğru söylüyorsun. Evet. Olsun da. O da insan be. O da bir, sonuçta. Ya da bir insan, evet. İnsan evladı. O da bir insan doğurmuş yani. Doğru, onun da bir annesi var. Evet. Ben de o annem vardı be. Bu şey de çok acayiptir değil mi? Yani benim annem de kadın falan mesela. 3-5 kadın öldürüp çocuk falan. Ya kız çocuğu insandan saymayıp numara verip. O da işte falan. Sonra, ama ben kadınlara çok saygımız var. Bizim sonra benim annem de kadın. Benim de normalde 4 kız kardeşim vardı. Normalde. Tövbe ya. Nasıl aşacağız bu cinsiyetçi şeyi? Yani, ya gerçi senin öyle bir çaban yok da. Yok yani. Benim yok. Ya, memnunsun hayatından gördüğüm kadarıyla. Tövbe ya. Şimdi biz erkek evlat sahibiyiz ya. Evet. Biraz tuzumuz bakma. Kuru. Bakma tuzumuz böyle kuru. Konuşuyoruz da. Tuzumuz kuru. Ha, başkan. Erkek evlat sahibiyiz ya, biraz diyorum böyle şey konuşuyoruz ya hani böyle. Bilmediğimiz gibi konuşuyoruz. Yani ha. Bu er bezi dediklerimiz taşak mı oluyor Amir tam olarak? Bilmiyorum, ben de yok ondan. Aldırdın mı? Ya hiç olmadı. Er bezi hayatımda. Sen bayağı erken menopoza girmişsin. Ne annemden duydum ne babamdan. Neler duyacağız şöyle işte, ne olmaz demeyeceksin. Ay. Ne oldum diyeceksin yani. Ne oldum diyeceksin. Ya gerçekten şey oralar. Çünkü ne olmaz yani. Vallahi öyle. Nasıl geçiyor şey, Selimiye bayağı sakinleşmiştir.
artık çok sakin. Geçen seneye göre çok hızlı bir sakinleşme. Ben bu oldu. Şeyin için, bu söylemin ayrıca içerisinde bir sitem hissediyorum, sitem. Hayır, hani aksine çok güzel. Geçen sene bu zamanlarda daha yoğundu. Şu an daha hızlı bir sakinlik. Senin en son işte en son pompan İtalyan'dı değil mi? O ne be? Hafızanız. Bir İtalyanla yatıyordun. Ay yok, Fransız. Fransız mıydı? Fransızlar mı? Yatırdı. Konuşmadık. Kışın hiç konuşmadık sizinle çünkü, değil mi? Hiç Fransızlarla yatırdı. Araya Fransız mı soktun bir tane? Evet, yani soktum, hiç boş, soktum bir tane. Hiç boş bırakmaya gelmiyor abi. Fransızlarla yatırdı da erkek de olmaz yani. Yoksa şey. Bak bu konuda ben cinsiyetçi değilimdir. Yani, yani Fransız kadını benim için Fransız sayılmaz yani. Je ne sais pas. Öyle mi? Neden? Cinsiyetçi değilim çünkü. Ha. Ben yönelimciyim. Erkekti. Necisi? Yönelim. Ya sen yönelimin erkek, anladın. Yönelim. İyi tamam yani. Allah'tan ben yönelmiyorum. Vardır bir yönelim. Yön eylem planı diye bir şey vardı. Eskiden hayal meyal hatırlıyorum. Ne demek o? İşte şey, hedef ne? Hedefe yönelmek mi? Yön eylem planı. Hedefin ne? Güzel bir Türkçeymiş ya, bak şimdi. Fena değil tabii. Ama eylem Türkçe mi? Eylem Türkçe. Eylemek. Eylem Türkçe. Etimolojisi ne acaba? Etimoloji sözlüğü var mı yanında, etimoloji sözlüğü? Sözlüğü. Yok. Yok. Taşımak lazım ha. Bir mesela etimoloji sözlüğü. Mesela her erkeğin çantasında bulunması gereken şeylerden biri olmalı. Doğru. Çantası evet, varsa doğru. Tabii. Ama o erkeklere gelmiyorsunuz sonra. Çantalılara mı? Ben çantasız dolaşmam hiç. Ya sana da geliyoruz zaten. Hadi be. Etimoloji sözlüğü olan. Bir şey söyleyeceğim burada. Etimoloji sözlüğü taşımanıza gerek yok. Ben varım. Doğru. Bana ben size söylerim. Etimolog da şeyin tabii ki. Ama yani bana şık geldi. Yani çakı, pro delici. Çakmak. Çakmak zaten. Pusula. Pusulu. Harita. Ya pusula ya harita. Evet. İkisi de olur. Çünkü yani haritayı açıp pusulayı üzerine koyup falan şeyi tabii, organize tabii etmek lazım. Birlikte çalışıyordu onlar sanki. Gerçi her haritanın üzerinde bir pusula. Gün ışığı var. Vardır. Gün ışığı var. Yani bir şekilde çözebilirsin pusula. Denizde değilsen o kadar şart değil. Yani evet. Bir mesela sis dağıtma büyüsü kayıp su bulma büyüsü aşure pişmiş yani hazır. Ya o iki büyüğü muhakkak, yani iki büyüğü barındıran bir büyük kitapçığı. Bence çok önemli yani. Olduğunu düşünüyorum ben. Şu anda düşünüyorum. Olabilir. Evet. Yani mesela çok acısını çekmişliğim vardır yani bu şeyin. Özellikle kuzey ormanlarında erken sabah saatlerinde ıslak saatler. Evet, ıslak saatler de şey, çok işe yarar. Hem seni kuru tutar. Tabii. Hem yönünü bulmana yarar, hem mesela küçük Kolombiya ayısı karşılaşmalarından kaçınmana yardımcı olur. Tabii. Çünkü küçük Kolombiya ayısı dediğimiz ayı bayağı ayı gibi bir şey yani. Küçük bizim Kolombiya ayısı bu arada şey, etoburdur. Etoburdur. Evet, yani, evet. Et ve balobur. Ya eti zaten bu. Eti bala banıp yani öyle bir eti balda çürütüp öyle bir hayvandır yani. Bu Yemen'de falan, Yemen o bölgelerde ben çok sevmem. Çok kuru coğrafya. Hayır, ben de sevmem yani. Ama yani çok iyi kuzu çevirirler. Gerek kuyuda gerek açık ateşte çevirir. Bala banıp yiyorlar. Lan dedim, bu yenir mi? Ama bunların en bir dakika. Madem söyledin,
Tunus ve Fas'tır. Evet tabii. Yani kuzuyu. O işin pezevengi onlara. Bu yani. Şimdi ağzından aldın. Yani, bıldırcın yani, gibi olur. Yani. Böyle dışı çıtır çıtır bal şeyli. İçi böyle. Kaşık yaparsın o şeyi. Haşlanmış şey tandır gibi. Evet, yani. Ben bu arada tabii et yemediğim için bunlar benim gözlemim. Tabii canım tadını bildiğin şey. Ben de veganım zaten. Ama dışarıdan görünüşü gerçekten sanki bir balaban ya yani. Zaten yani, balaban da oradan geliyor olabilir yani. Balaban kebabı. Olabilir. Olabilir. Çünkü bir karamelizasyon ihtimali ya, de var yani ya, işin tabii, içinde. Tabii. Tabii. Bu arada Chris Christopherson iki hafta kalırdı. Evet, aramızdan ayrıldı. Toprağı bol olsun. Çok önemli bir insandı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Evet. Evet. Yaklaşık 12 gün önce vefat etti. Evet. 80'li yaşlarında. Helikopter pilotu. Çok büyük bir efsane. Aramızdan ayrıldı. Ben yani gençlik yıllarımda Chris Christopherson dinleyen kadınlarla çıkmama gibi bir prensibim vardı. Bunu ancak böyle 40'lı yaşlarımın üzerine geldikten sonra bunun ne büyük bir hata, ne büyük bir gaflet olduğunu fark ettim. Benim hayatımdaki pişmanlıklardan bir tanesidir. Madem hani konuyu oraya getirip pişmanlıklar şuradan, konusuna getirdiniz. Şuradan çok şanslısınız. Çünkü şanslısınız. Çünkü kadınlar Christopherson'ı dinlemez. Evet, o açıdan bir şeyim olmadı. Ya, evet, o taraftan büyük şansınız olur gerçekten. Ya, o anlamda şanslı kabul edebilirim kendimi. Ama mesela yani aşırı Rolling Stones dinleyen bir kadınla birlikte olmuştum. New York'ta sanıyorum. Dedim yani düşman başına dedim. Ya, düşmanıma vermesin dedim. Düşmanıma vermesin dedim yani. Ama ne soluksuz gecelerdi onlar yani. Şeyde, New York düşün yani şey. Soluksuz. White satin. Siz şey diyorsunuz. Nightmare. Anladım. White satin nightmare yani. Evet, daha dinleyenler Kaybedenler Kulübü 2024 3 ne oldu üç sayı dinlediniz daha dostum Mete Onduk ben Kaan Çaydamlı Standart FM'in yeni Acı Badem merkez stüdyolarında canlı yayındaydık bu çarşamba gecesi de bildiğiniz gibi Kaybedenler Kulübü her salı ve perşembe canlı ya da cansız ya da bazen canlı bazen cansız. Biri canlı, biri cansız. Bazen komple cansız yani. Derin bir mor gibi insanın içine çeken derin bir sessizlikten ibaret. Yaklaşık 1990'lı yılların başlarından beri yayında olan bir proje. Şüphesiz. Bir proje. Şüphesiz. Ve en önemli misyonlarından biri her programda konuşulan üç ve ilk defa konuşulan ilk defa tabii ki. Tabii ki. Konuyu hiç boş yapmadan derinlemesine her bakış açısından gerek empazyon yaparak gerek endüksiyon yaparak yani her bakış açısından yaklaşarak felsefi sosyolojik psikolojik antropolojik arkeolojik boyutlarıyla da irdelemeyi ihmal etmeyen bir proje. Dolayısıyla bu konuştuğumuz büyük toplamı her programın sonunda bir özetleme ihtiyacı
hissediyor Zahmet abi. Abi şüphesiz. Kaybedenler kulübü dediğimiz şey sanıldığının aksine çok büyük bir felsefenin üzerine yaklaşık 40 son 40 kısayarsak yaklaşık 40 yıl civarında kurulmuş bir ne diyelim yapıdır. Her 10 yılda bir muhalefet görür, tahribata açık muhalefet görür ve biz bunu sadece durarak ve bakarak göğüsleriz. Her seferinde de başımızı eğer şöyle yaparız. Tamam kardeşim, senin dediğin gibi olsun. Kaybedenler Kulübü bir müessese değil, bir duruştur. Bu geceki programda bu duruşu konuşmaya çalıştık. Savaşmayın dedik. Birbirinizle kavga etmeyin. Hıyar ile salatalık arasındaki kadın ve erkek arasındaki uzakla yakın arasındaki cinsiyetsiz duruşu anlatmaya çalıştık. Yetmedi. Kuzey Afrika, tüm Akdeniz, coğrafya üzerinden çoğalmayı ve coğrafya üzerinden azalmayı anlatmaya çalıştık. Bazen burada söylediğimiz şeyler sözde kalmasın diye zamanında yazdığımız yazılı ve belgeli şeylerden örnekler aldık. Kendi yazdıklarımızdan alıntılar yaptık. Hendek sadece bir hendek midir? Yoksa bir çukur mudur? Lahana. Karnabahar. Sarımsak. Ve domuz eti. Üzerinden kendimizi anlatmaya çalıştık. Anlaşılmadı. Varsın anlaşılmasın. Bugün bize 35 yıldır ayakta kalmış bir başka oluşum göstersinler. Dedik, gösterdiler. Burada geri çekilmeye karar verdik. Evet, Dali Döner, Kaybedenler Kulübü'nün bu nüshası her zaman olduğu gibi yine Montana çetesine adandı.
Hayatı ve Kadınları hala daha öğrenmekte olduğumuz Kadıköy sokaklarına adandı. Değerli dostum Mete Onduk ve ben Kaan Çaydamlı, hepinize iyi geceler dilemek isteriz. 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 Dilemek isteriz.